Bakalım oradaki seyir nasıl olacak. Ama Lille'de şampiyonluğa çok yakınlardı. Olmamıştı işte. Bir sonraki sezonda şampiyon oldukları kadroda da kendisi yer almıyordu. Hocam neler söylersiniz? Hani Osimhen üzerinden bir yorum da yapabilirsiniz ki az önce siz Fransız bölgesinde oyuncu bakmak lazım. Özellikle Fransa'da oynayan Afrika kıtalı geçmişi olan futbolculara baktığınız zaman kanatlarda etkili olur derdiniz. Osimhen santrafor evet. Ama o izde giden isimlerden biri. Napoli'de çok iyi iş yaptı. Çok evet. Çok iyi iş yaptı ama Afrika kupasında onu göremedik. Napoli'de de şampiyonluk yaşadı zaten. Yaşadı, şampiyonluk tabii. Yaşayan kadronun santraforuydu. Santrafor ya çok iyi işler yaptı. Ama Afrika Kupası'nda hiç yoktu. Afrika Kupası'nı izleyenler bilir yani geçen sezonki. Ya tabii oradaki futbol farklı, bu tarafta farklı. Ya herhalde bir Al Ahli falan vardı. Oraya gidecekti galiba. Öyle, öyle bir niyeti, bir şeyler vardı. Kulüple olmayınca kadro dışı falan kaldı. Yani Osimhen için ne diyeceksin ki? Bir şey söyleyecek bir lafı yok. Türkiye için fazla bir santrafor olur. Marka bir santrafor. Bu arada ekranda da haberin kaynağı var. Corriere dello Sport gazetesiyle birlikte İtalya'da birçok yayın organı şu anda Osimhen Galatasaray birlikteliğini konuşuyor. Daha doğrusu işte yaşanan süreçle ilgili bilgi paylaşıyor. Bildiğim kadarıyla kadro dışı. Napoli'de kadro dışı. Zaten anda. Napoli'den gitmek istiyor oyuncu. Evet, yani ama hani dışı... seyri bize mi olacak? Yani ülkemize mi yoksa farklı bir yere mi olacak? Bu tabii başka bir soru işareti. Hocam sizin bir yorumunuz olur mu Osimhen özelinde? Ya burada Avrupalı menajerler bu işi çok yapıyorlar. Yani bir oyuncuyu birkaç talip varmış gibi çok fazla deklare ediyorlar. Biraz fiyatla da ilgili bu davranışları. Tabii Osimhen çok önemli bir oyuncu ama kadro planlamasında bu 4 Icardi'nin olmadığı 3-4 hafta 5 haftayı mı onunla geçirmek? Daha sonra ne olacak? Icardi geldiğinde beraber mi oynayacaklar? Beraber oynayacaklarsa bu sefer orta saha profili değişmek zorunda. Hele Avrupa Ligi'nde. Arkada Batshuayi var. Batshuayi var. Yani bu, her biri marka forvet. Yani bu tabii dediğiniz gibi bir plan dahilinde değil ama bir fırsat muhtemelen sunulmuştu. Yönetimde Osimhen gibi bir teklif gelirse değerlendirmek istemesinde eğer şartlar uygunsa. Yani oyunculuğuyla ilgili çok bir şey söylemek çok hocamın dediği gibi manasız yani. Sezon sonuna kadar iki tane üst seviyedeki santrafor isim olarak da. Icardi farklı bir profil, Osimhen farklı bir profil. Geldiği zaman oynamak isteyen, yedekte kalmak tabii, istemeyen bir oyuncu. Biraz da o tarafa götürdüğünüz zaman başlar yani kanat forvet oynar mı? Çok izledim hatırlamıyorum. Ben de çok böyle bir düşünüyorum. Hocam var mı öyle bir ben hiç hatırlamıyorum kanat forvet. Yani Osimhen'de mesela Lille bir sonraki sezon Jonathan David'le Ikone'ydi yanlış hatırlamıyorsam onları vardı. Onlar mesela kanatta oynuyordu ama Osimhen'i ben hiç hatırlamıyorum. Ben Osimhen kanatta da ya çoğunlukla oynatırsan birim almak merkezde işte. Şey olmaz var. Yani. Yani zor bir seçenek. Yolunda tabii dediğim de söyledi yani Edim Hoca da 5-6 haftalık mı getireceksiniz? Yoksa içeridekinde gidene kadar böyle mi? Ya tek bir tane santroforla da gidemezsiniz. Bazen bak iki tane santroforunuz çok var. Önemli bir fırsat sevgili, olması lazım yani. Sevgili hocam iki tane santroforunuz var. Yani üçüncüsü nerede bunun? Dördüncüsü nerede? Yani Fatih Hocam, üç kulvar hesaba katacak olursak Avrupa ağır basarak bir de zaten katma. En az 3 tane marka santrafor ihtiyacımız var. Da 4-5 tane var. Avrupa'yı da bırak çıkar Avrupa'yı da. Ligde atıyorum 40 maç 50 maç aynı ikisine gidebilecek de bir şey var mı? Bir sakatlığı var. Bir sürü olaylar var. Bak stoperde kaldınız 3 tane stoper. Sakatlıklar geliyor daha toparlayamadınız. Yani işte burada transferi yaparken çok çok iyi analiz etmek lazım. Yani ne kadar süreçler ne kadar. İnsan makine bile patlıyor bir yerde. O bile ifade ediyor. Maç yani. Sayıları arttı, tempolar arttı. Her türlü, her türlü. Fazla maç oynuyorsun. Ben hocam Fatih Hoca dönemi hatırlıyorum. 4-5 tane forvet vardı ya takımda. Necati Ateş, Burak, Umut, söyleyin Drogba. Yani bir sürü yani forvet çok önemli. Maroşlar, bilmem neler. Neler yani... burada iki tane santraforla yola çıkmak bu şekilde bir takımın şampiyonluğu oynuyorsunuz. Avrupa'da başarı yakalamak istiyorsunuz. Tempolar fazlalaşacak. Şimdi çift maç oynayacaksınız. Avrupa Ligi bizim ligimize benzemiyor ki. Orada her hafta maça çıkacaksınız. O tempoda
Ya iki Peki, tane santrafor kalmış. Şimdi biraz Galatasaray sohbeti gibi olacak ama Osimhen hamlesi varken, o gündemdeyken en azından şunu da sormak istiyorum. Ciddi baskı var Galatasaray yönetiminin üzerinde ve bu baskı sadece sağ değil, sağ dışı konular da bir baskı uyandırıyordu. Baskı yaratıyordu daha doğrusu. Şimdi sol bek ihtiyacı var, merkez orta sahada transfer bekleyenler var. Farklı mevkilere transfer beklerken Osimhen hamlesi gerçekleşirse bu birliktelik baskıyı azaltır mı? Ya Osimhen tabii ki Türkiye'ye gelmesi, hangi takıma gelirse gelsin orada bir baskı azalması, eğer senin tabirinle, yaşatır. Ama gerçekten daha önemli bir ihtiyaç mıdır? Bu çok önemli bir fırsat olması lazım. Mecburiyetten mi? Ekonomik olarak fırsat olması lazım. Daha sonrasında satışıyla ilgili ya da işte kiralık bir şeyler, bir hesapların olması lazım böyle bir transfer için. Ha, çok acayip oturur. Ekonomisi rakip aldığımız yer karşılar bilmem ne, niye olmasın? Birine Beşiktaş bunu yapardı. Ya bu niye olmasın, ama işte sol bek Jakobs'un bitti gibi konuşuluyor. Jakobs fiziken güçlü bir adamdır, hızlı bir adamdır. Enteresan şeyler oluyor ya. 3 tane soru sormak lazım. 1. Danimarka ayağını nasıl bitirdiniz? 2. İngiltere ayağını nasıl bitirdiniz? 3. Stoper niye olmadı Hermosa? Yani neden senin verdiğinden daha aşağıya gitti? Hem de çok aşağı. Roma'yı tercih etmesinin sebebi. Evet. Yani bunları yanıt verecek kişiler oradalar. Yani bir yerde bir sıkıntı var. Yani Hermoso tabii çok iyi bir transfer olabilirdi. Bence Davinson, sağlam bir Davinson'la Hermoso, yani Avrupa'da hatır sayılır bir savunma merkezi olur idi. Ama şey hocam, biliyorsunuz bu da oyuncular da hani tertemiz değiller. Yani adam Galatasaray'ı öne çıkıp Roma ile anlaşmasını sağlayabiliyor. Yani bu biraz... Bu pazarlamalar bu şekilde. Bu pazarlamalarda evet. Sen içindeysen bu pazarlamanın, o pazarlamayı doğru yönlendireceksin. Doğru yöneteceksin. Neyse, onlar oradaki bu işlerle ilgilenenler belki bir gün çıkarlar. Söylerler niye Hermoso'yu bitiremedik diye. Yani olayı doğru planlamayla bitireceksin. Menajere bir suç yok ya abi. Menajer işini yapıyor. Topçusu onun. Sen menajere gidiyorsun. Ben hep burada söylerim. Futbolculara gidilmez ayağına menajere. Yönetici falan gitmez abi. Bu işlerle ilgili kişiler vardır. Bana ne, ben sportif direktör şey, aşığı olayım, bilmem ne olayım, başında olayım. Senin ne işin var abi futbolcunun ayağına gitme? Onunla görevlendirir. Senin kulübünde parayla çalışan insanın yok mu? Var. Onlar giderler. Sen onlara bir limit verirsin, o bütün her şeyi alır, dokümanlarını getirir, senin önüne koyar. Burada geçenlerde de anlattı, o şekilde olması lazım. Ben sportif aşirin başındayım. O başında. Ne işin var abi, ondan sonra futbolcuyla nasıl muhatap olacaksın? Git özel uçaklarla getir, bilmem. Senin işin değil ki bunları. Biraz biz o seviyelerden çıkmamız lazım. Ondan sonra da işte taraftarlar kızıyor, burada konuşuluyor. Neyi doğru yapamıyorsunuz? Bilmezsiniz abi, siz bilmezsiniz. Menajer, tabii menajer normal seni alacak götürecek. Ama seni o götürecek kişi farklı birisi olması lazım. Yani nedir? Sportif direktörün belirlediği birisidir. O gider. Hatta kulüplerde çalıştırıldığı gibi FIFA menajeridir. Senin resmi malı şeyindir o. Paralı elemanındır. Onlar giderler. Onlar o işleri çok iyi bilirler çünkü. Konuşurlar. Bizim ben menajerle birebir konuşurum. Yönetici olarak gitmem. Başkan olarak da gitmem. Ben birebir giderim. İşimi bitiririm. Ondan sonra gelirler. Sen makamında sen ona hoş geldin dersin ama söyleyeceksin bizimkiler seviyorlar o işi. Tam olacağım hocam ya. Haldun Üstünel de mesela geçmişten bugüne nice isimler vardı. O koltukta oturup sever yani yöneticiler o transfer işini. Erden Timur mesela giderdi ya da diğer takımlarımızda da benzer. Şöyle değerlendiriyorum. 2024'te şak zihniyetinde yönetiriz kulüpleri. Maalesef öyle. Tabii dünya değişti. Bu konuda sportif direktörler vesaire menajerler. Galatasaray'sın, Fenerbahçe'sin, Beşiktaş'sın, Trabzonspor'sun. 4 takımdan konuşuyorum. Niye abi başkanı, yönetici as başkanı gitsin ki? Futbolcuyla sen bütün her şeyi konuşuyorsun. O işte bonusunu, bilmem ne, şunu. Her şeyde yüz göz oluyorsun. Bitti onlar. Peki